Labada 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 labada. Öküzlük. Çok önemli bir şey sormamışım sana. 3, 2, 1, kayıt. Şimdi burada kestik Günay. Onu montelersin bir. Şu anda kayıttayız. Artık kirvasyon. Kalem falan mı alsak ağzımıza, ne yapsak abi? Evet, o zaman Günay sana şöyle bir şey söyleyeyim ben. Blopper'sa girdik. Acil toparlamamız lazım. Oğlum ne güzel gidiyorduk. Tamam. Selamlar, saygılar efendim. TeknoChat programına hoş geldiniz. Bu programda Günay konuğumuz ve Star Citizen'ı konuşacağız. İyi bir oyun mu, kötü bir oyun mu, nedir, ne değildir, alınır mı, alınmaz mı gibi birçok soru soracağım Günay'a. Günay uzun süredir bu oyunu oynuyor ve şimdi Günay'a mikrofonu uzatıyorum ve Günay kendini tanıtır mısın? Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ben Günay. Daha önce tanıştıklarımız olabilir. Tanışmadıklarımız da kendimi tanıtayım. 39-40 yaşlarındayım. Yani bayağı dinozor bir gamer sayılırım. Uzay oyunlarını oldu bitti çok severim. Yani Star Citizen bunların herhalde Nirvana'sı olmaya aday şu anda. Okey. Yani uzun zamandır oyun oynayan bir arkadaşımız Günay. O zaman evet. Hızlı bir şekilde girelim istersen Star Citizen'a. Günay, o zaman sana şöyle bir soru sorayım. Aslında çok da önemli bir soru ve videonun da içeriğiyle alakalı bir soru. Star Citizen nedir? Nasıl bir oyundur? Kısaca cevaplar mısın? Sonra detaylı sorulara geçelim abi. Star Citizen bir sandbox oyunudur. Sandbox uzay simülasyonu diyebiliriz. Sandbox da şudur abi. Kum havuzu demektir sandbox. Evet. Her şey serbest. Her şey serbest. Ne istiyorsanız yaparsınız. Görevleri takip edebilirsiniz ama görevler ana omurgayı oluşturmaz. Ana omurgayı sizin yaşantılarınız oluşturur. O zaman uzay bir senaryo yok. Araya girdim. Bir senaryo yok oyunda. Yani bir hikaye, bizim karakterin bir hikayesi yok. Star Citizen'da yok. Senaryolu olanı Squad 42 olacak çıktığında. Wow, o evet. Zaman bir oyun daha. Evet, tamam. Soru cevap şeklinde evet. Gidecek bu arada. Ben ilk başta onu söylemeyi unuttum. Star Citizen'a başlamadan önce diğer uzay simülasyon oyunlarıyla alakalı ne kadar ilgin vardı? Bir deneyimin var mı diğer uzay simülasyon oyunlarıyla ilgili? Şöyle söyleyeyim. Benim ilk uzay oyunu deneyimim bir dergi tarafından verilen bedava Free Space diye bir oyun vardı. Free Space dediğimiz oyun 97'de falan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. 97-98 o yıllarda, yani bayağı düşük sistemle çalışan. Sonra bayılmıştım. Çok iyiydi. Ondan sonra onun, yani dergi onun oyununun birinci CD'sini veriyordu. İkinci CD'si yoktu. İkinci CD'sini kendim ayrıyetten aldım. Sonra Free Space 2'yi aldım. Sonra zaten bu böyle benim böyle çok sevdiğim bir şey, oyun türü olarak kaldı. Bunlar içerisinde işte Free Space'ten sonra 1, 2, Homeworld, EVE Online, Star Wars'ın franchise'ları, hani bu uzay gemisi kullandığım franchise'ları var. Onlar, yani genel olarak seviyorum ya. Anladım. Yani aslında ilk uzay oyunlarına ya da ilk uzay simülasyon oyunlarınla tanışman epey bir önceye dayanıyor. Anladığım kadarıyla çok, doğru çok değil mi? Çok önceye, evet. Okeydir. Peki Star Citizen'ı nasıl keşfettin ve ilk izlenimlerin, gördüğünde ama oynadığında demiyorum, nelerdi? Yani bir yerde gördün mü, nedir ne değildir? Bu arada Güney'in bana verdiği bir video var. Onu da ben sağda loop olarak oynatayım. Sözünü kestim. Sorum bakidir abi, buyur. Şimdi ilk duyurulduğunda duydum aslında ben onu ama hani Kickstarter olarak başladı. Yani şöyle, fonlama yapılacak, kitle fonlaması yapılacak. O kitleme fonlamasıyla toplanan parayla ekip kurulacak, işte proje büyütülecek. Ama hani nasıl diyeyim, benim bahsettiğim daha önceden Free Space dediğim oyun büyüklüğünde bir şey olarak planlanmıştı. Ondan sonra kitle fonlaması beklenenden güçlü gelince bayağı ciddi anlamda büyüdü ve zaten Chris Roberts diye bir adam var bu projenin başında. Bu adam benden de önceki simülasyon jenerasyonunun zaten sağlam yapımcılarından biri. Freelancer diye bir DOS ortamında çalışan uzay simülasyonu yapmıştı bu adam. Hani bir yerde oyun yapmaktan ziyade artık bir evren kurmaya dönüştü bu olay. Hani o yüzden de kısa sürede bitmesini artık beklemeyin. Hani ilk etapta bu basit bir oyun olacaktı. Ama şimdi imkanlar büyüdüğü için ben hayalimdeki evreni size gerçekleştireceğim dedi. Ondan sonra zaten kademe kademe gelişti. Ta ki Mesut Çevik bunu canlı olarak hani incelediğinde, aa evet, gerçekten bir oynanabilir versiyonu piyasaya çıkmış
dedim ve takibi aldım. Aslında bir yayıncı aracılığı da diyebilir miyiz? Yani ilk aksiyon evet. almak. Yani, aksiyon almam ilk orası oldu. Hani takibi aldım. Çünkü hani Mesut Çevik'in yayınından önce bu Cyberpunk gibi böyle uzun soluklu fonlama tarzı çalışan projelerden biri gibi hani belki haber gelir, belki gelmez. Hani üzerinden 10 yıl geçmiş, hani ses seda yok. Belki de vazgeçler falan diye düşünmüştüm açıkçası. Bir de şimdi daha bir şey de var. Hani biliyorsun böyle çok hype'lanıyor oyunlar çıkmadan. Oo falan süper olacak falan deyip böyle. Ve oyunun projesi de çok büyük bir proje. Hı-hı. Belki bununla da etkili oluyor. İnsanların böyle bir yayıncı tarafından yayıncının yaptığı videoyu incelemeyi izlemeden almaları biraz zor oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musun? Ya fiziksel elle tutulur bir şey olması çok önemli. Kesinlikle. Ve şey açısından şimdi yayıncılar da bu anlamda çok önemli. Çünkü şimdi Enis Kirazoğlu var, bilirsiniz. Enis Kirazoğlu'nu ben çok severim. Kim o? Enis Kirazoğlu. Bir saniye yazayım bakayım. Mesela Enis Kirazoğlu bir şeyi önerdiğinde çok böyle güven vermez bana. Hani Kickstarter. Şok Kickstarter sözler. Günaydan. Şok şok sözler. Ya şundan dolayı. Enis Kirazoğlu da benim kadar sazan bir insan. Tamam, ben de sazan bir insanım. Daha önceden GTA'ya benzer bir projede hani Kickstarter olduğunu, çok çılgın geldiğini falan söyledi. Onun da kendisi de güvendiğini söyledi. Sonra patladığında evet arkadaşlar yanılmışım, patladım falan dedi. Abi çocuk heyecanlı. Kendimi görüyorum bir nevi onda. Hani kendimin daha fevri halini görüyorum diyeyim. Anladım. O yüzden hani Mesut Çevik o anlamda daha olgun geliyor bana. Ayakları hani fizibilite yapıyor. Evet. Anladım abi. Okeydir. Bir de adamın efsane bir şeyi var ya. Setup'ı var yani. Ben de görmüştüm. Ben de Star Citizen oynuyorum bu arada Günay'la birlikte. Zaman zaman oynuyoruz ama uzun zamandır oynamıyorum ben. Günay kadar ilerleyemedim. Çünkü beni saran Tarkov var. Neyse, o başka bir konu. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum Günay. Hazır mısın? Her zaman. Okey. Bir sonraki sorumuz, biliyorsun, oyunun grafik kalitesiyle alakalı soru. Oyunlar dedik mi? Oyun dedik mi? Hele böyle 3 boyutlu uzay muzay dedik mi? Aklımıza grafik kalitesi gelir. Peki oyunun grafik kalitesi nasıl Günay? Niye böyle TRT moduna geçtik bilmiyorum. Abi oyunun grafik kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani iyi mi, tatmin edici mi, değil mi? Ya şimdi her zaman bu CIG diyeceğim, Cloud Imperium Games firmanın adı. CIG bu konuda biraz böyle yükseklere hedeflemiş bir firma. Yani ilk çıktığında yanlış hatırlamıyorsam Crytek'in motorunu kullanıyorlardı. Hani Crysis'te kullanılan grafik motorunu kullanıyorlardı. Sonradan Lumberjack, bu Amazon'un kendi masif multiplayer oyunlarında kullandığı motoru kullanmaya başladılar. Zamanın ötesinde motorlardı. Grafik şeylerini güzel karşılıyorlardı. Ama şu andaki mesela biraz artık hani ya biraz dejenere olmaya başladım ben. Hani biraz beni bir sonraki jenerasyona geçir artık diyor. Evet. İyi ama mükemmel değil. Yani zamanı geçmeye başladı hani. Ya bu eskiyor galiba. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Yani bir takım şeyleri var mesela, çok güzel yönleri var. İşte volümetrik bulutlar, işte çok ışık efektleri, her şeyin gerçek zamanlı olması, hiçbir loading ekranının olmaması. Yani, o çok efsane ya. Yani gerçekten o acayip. Yani bazı oyunlar var. Onlar da fena oyunlar değil ama hani mesela bir tuvaletten yan tuvalete geçtiğinizde bile loading ekranı çıkıyor. Yani o kadar küçük ekranda, o kadar küçük alanda bile dünya kadar loading ekranı görüyoruz. Evet. Aynen öyle. Yani şeye katılıyorum Güney. Ben de ufak bir yorum yapayım. Grafik konusunda özellikle böyle gezegenden geçerken, başka bir gezegene giriş yaparken, atmosferine giriş yaparken vesaire, oradaki inanılmaz bir ambiyans var. Yani sizi büyülüyor. Ki oyunda en keyif aldığım nokta o. Belki ilerleyen günlerde daha fazla şeylerinden keyif alırım oyunun. Sonraki soruyu soruyorum o zaman ben sana Günay. Bu Star Citizen evreninde çok fazla şey var. Gezegen var. Yani çok fazla derken işte gezegenler var, uyduları var, uydularının bölgeleri var vesaire vesaire. Aslında birçok da bölge var birçok gezegende ve birçok uyduda. Burada
favori mekanın ya da favori bölgen var mı? Hani ben buraya giderim ve bu görevi yaparım ya da bunu yaparım ya da sadece manzarayı izlerim. Var mı böyle bir yer? Ya aslında var ama bu hani yapacağınız şeyle alakalı genellikle değişiyor. Şimdi o anki ekonomik durumumla alakalı, hani oyun içi ekonomimde para kazanmam gerekiyorsa genellikle hani daha düşük riskli metamı, malımı kaybetme riskimin olmadığı durumları tercih ediyorum. İşte salvage olabilir, işte ERT ve benzeri hani mutlak güç olarak baskın kaldığım görevleri tercih ettiğim alanlar. Onun dışında ama hani böyle lokasyon olarak mesela Seraphim istasyonu vardır. Crusader gaz devidir. Satürn'e benzeyen bir gaz devi olduğunu düşünün. Onun yörüngesinde dolanan bir istasyondur Seraphim mesela. Seraphim istasyonunu severim çünkü birçok yönden ihtiyaçları karşılamaya yönelik iyidir. Manzarası güzeldir. Büyüktür. Yaşam alanı falan iyidir. Şimdi Crusader'a indiğiniz zaman mesela oradaki nasıl diyeyim, havada asılı duran platformlar üzerinde işlerini halledersin. Tam bir gaz karası, değil miydi karası abi o? Gaz deviydi. Çok evet. Karışık baba ya. Neyse devam. Ben arada böyle girişler yapacağım öyle. Evet abi kes. Ya karışık, evet karışıklığı benim de canımı sıkıyor da olsa hani iş görmesi anlamında ve şey anlamında Seraphim'i tercih ediyorum. Anladım. Yani ben çok fazla vakıf değilim bölgelere vesairelere. Hı-hı. Fakat ben şu kafadayım kendimce. Çok da fazla oynamadım. Belki hani senle bile 6-7 kere anca oynamışızdır. Benim görevime ya da görev bölgeme yakın olması gerekiyor. Ve ben şundan şikayetçiydim. Gezegenlerden çıkmak, hele ki iyi bir makinanız yoksa, makine derken iyi bir geminiz yoksa uzun sürebiliyor. İşte aşağı in, üstünü ayarla bilmem ne. İşte gemiye bin, kalkış izni iste, bunların hepsi güzel detaylar. Ama gezegenden çıkmak ve görev bölgesine gitmek uzun bir zaman aldığı için şu kafadayım ben. Hani bölgeden ziyade ya da belirli bir bölgeden ziyade benim görevim nerede? Nerede görev yapacağım? Oraya yakın bir istasyonda, özellikle bu yörüngedeki istasyonlar var ya, onlarda durmak bana biraz mantıklı geliyor ama tabii bu tamamen görev bazlı bir şey. Şimdi zaten şu an arkaya yaptığımız loot'u da yorumlarız en son. Hani nerede ne oluyor? Burada aslında sekanslar şeydir biraz böyle, oyunun içerisindeki seviyeleri hani atıyorum gemi içi kullanımı, geminin hangara girişi bilmem nesi, gezegene yaklaşım, uzaklaşım. Hani bahsettiğin konuyla alakalı aslında acemiliğin verdiği bir takım şeyler oluyordu. Hani verimsiz davranışlar oluyordu. Onunla karşılaştığın zaman hani tabii şimdi bu tamamen acemilikle alakalı. Şimdi öğrendikten sonra bunlar problem olmaktan çözülüyor. Çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 15 dakika içerisinde 2 tane ERT yapıp gezegene inip çıkıp istasyona 15 dakikaya fazla değil. 15 dakika içerisinde inip çıkabilirsin yani. Ben ama, 15 dakikada şeyden çıkamıyorsun. Alttaki istasyon. Ama işte dediğim gibi yani bu şimdi senin bildiğin bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Tarkov'daki mesela sen şu an çok kıdemlisin bana göre. Sen neyin nerede olduğunu çat 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 nasıl buluyorsan, ben de burada hani o anlamda bu şey yapıyorum. Hiçbir zaman mesela kapital seviyesindeki gemileri gezegene park etmiyorum. Anladım. Büyük gemileri. Aşağıdaki aşağıda kapital dediğimiz hani kalabalık taşıyabilecek, içerisinde hani birden fazla görevi olan, hani endüstriyel seviyede olan gemilerden bahsediyorum. Şimdi ben aşağıda mesela respawn süresi hani sigortadan atıyorum gemiyi düşürdünüz veya kaybettiniz. Sigortadan yenisini istediğinizde çağırdığınız geminin kısa sürede gelebilmesi için küçük gemilerden aşağıda bulundurmanız gerekiyor. Çünkü hani özel bir sebebi yoksa hiçbir avantajı kalmıyor aşağıda olmasının. Evet. Şimdi ben mesela X85 diye bir gemi vardır. Çağırdığınız hani bastığınız butona para ödemezseniz bir dakika içinde gelir. Para öderseniz hemen gelir. Onu alırım. Anında istasyona çıkarım. Çok çevik olduğu için 30 saniye sürmez yani. İstasyona park etmem. Hemen hangardan ihtiyacım olan büyük gemiyi alırım ve görev bölgesine intikal ederim. Aslında bu şey gibi ya. Bak çok güzel bir örnek vereceğim. Böyle büyük gemilerle karaya yanaşamazsın da küçük
bot kesinlikle. Kayağa binersin ya, öyle gidersin. Bu mu? Kesinlikle. Çok güzel bir çok benzetme. Çok harika, evet ya, inanılmazdı. Evet. Güzel, evet. O zaman bir sonraki soruyu sorayım sana Günay. Oyunda şu ana kadar birçok görev yaptın. Hı-hı. Belki bu görevler hikayeliydi, belki hikayesizdi. Onu da belki değinmişsin. Şu ana kadar en beğendiğin görev, seni en etkileyen görev hangisiydi? Aklında kalan böyle bir görev var mı? Hani ya şöyle bir şey yaptım. Şimdi şöyle, bu Star Citizen'ın hani almayı düşünenler ve kullanmayı düşünenler için söyleyeceğim şey şu. Star Citizen bir NPC'lere karşı oynanan bir oyun değil. Massive Multiplayer seviyesinde bir oyun ve insanlarla etkileşimi asıl odak noktası o. O yüzden de hani NPC'lerle yapılan hikayeler genellikle sizi hani cüzdanınız kuruduğunda, paranız kalmadığında hani temel ihtiyaçlarınızı alabilin diye ufak tefek bir iki görevden ibaret. NPC'lerden alacağınız görevler. Onun dışında sizi böyle ensenizden tutuyor, bir devasa bir kum havuzunun içine koyuyor, malzemeleri de veriyor sana. İstediğini yap diyor. İstersen kumdan kale yap diyor, istersen kumdan uçak yap diyor, istersen hazine avcısı ol diyor, istersen kafa avcısı ol diyor, istersen haydut ol diyor ve bunun yaptığın her şeyin sonucuna da sen katlanacaksın diyor. Okay. Şimdi bununla alakalı mesela başıma gelen bir şeyi paylaşacağım. Yani script görevler çünkü çok basit. Git şuradaki işte 10 tane NPC yasa dışı adamı temizle. Bu. Yani şimdi çok basit görevler ama karşında sana 15 bin UAC vereceğim diyor. Ama şimdi insanlarla yaşadığım bir deneyimden bahsedeceğim. Ben daha normal oyuncularla yaşadım bunu. Kesinlikle. Şu anda ne zamanda? Ekim aylarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de Drake'in Black bir gemisi vardı. Şu an alt sınıfını hatırlamıyorum. Şey mesela Drake'in Black gemisi diyorsun ya. Bunu böyle daha Black. İnsanların bakacağım. Anlayabileceği bir dile çevirebilir miyiz? Ya belki geminin adı o da. Hani şimdi işte onu anlatacağım. Ha okey tamam. Onu anlatacağım. Drake neydi? Drake Black. Kütlas ha. Şimdi Star Citizen'da şimdi bazı firmalar var. Star Citizen birazcık böyle firmaların gemiler ürettiği, belli hedefler için gemiler ürettiği yıldızlar arası bir serüven gibi düşünün. Bunlar da Drake de korsanlara hani korsanlık veya paralı askerlik yapanlara özel gemiler üreten, geri dönüştürülmüş malzemelerden üreten bir firma. Yani Drake'den aldığınız gemi muhtemelen böyle steampunk kokan, her girdiğinizde makine yağı kokusunda hissettiğiniz, böyle çok mekanik, çok böyle soğuk metali hissettiren gemiler. Şimdi Kütlas dediğim gemi de bunun orta seviye korsan gemisi, multirol gemi. Yani birden fazla uzmanlığı var. Şimdi belli gemilerin belli uzmanlıkları var. Bazıları da multirol. Bu da multirol çünkü başlangıç gemimdi benim. Şimdi ben bununla normalde böyle işte otel baskınını kaldırmaya, hani işte teröristleri etkisiz hale getirmeye otel bilmem nelere gidiyorum. Ha, yani para kasıyorum. 45 bin, 15 bin, 5 bin kazanıyorum. O zamanlar tabii şeyi haritaları bu kadar bilmiyorum, öğrenmemişim. Kızıl gezegenlerden bir tanesine indim. Dolanıyorum, aranıyorum. Sonar atıyorum. Sonardan ping atıyorum sürekli. Hani bir şey var mı yerde diye. Sonra 5 kilometre ötede bir tane pasif bir gemi. Hani gemi var ama içinde biri yok. Beyaz işaretli gösterir onu. Gemi var ama biri yok ve etrafa dağılmış birkaç bir şey var. Allah Allah dedim. Neymiş bu? Gittim. Konteynerler var. Bende de kaldırmak için gereken araçlar var. Dedim ben konteynerleri bir götüreyim bakayım. Satmaya çalışayım. Neymiş bunlar? Bilmiyorum da. Götürdüm, sattım, baktım. Pahalı malzemeler, kontraband malzemeler. Ondan sonra ya ben bugüne kadar 15 bin, 20 bin, 15 bin, 21 bin kazandım. 2 konteyner sattım, 1,5 milyon kazandım. Wow. Lan dedim bir anda. Ben işi gücü bıraktım, konteyner aramaya başladım o gezegende. Hatta hatırlarsın, belki sana da bahsetmişimdir bundan. Evet.
Ondan sonra o gezegende dolaşırken bir tane kraterin içinde büyük, hangi tip bir gemi olduğunu bilmedim. Endüstriyel tip, ama nasıl diyeyim ben sana? Enkazı böyle 100-150 metre yayılmış devasa bir gemi. Enkaz böyle çakılmış. Her yerde konteynerlerden var. O dediğim konteynerlerden belki 50-60 tane var. Lan ben iki tanesinden 1,5 milyon vurdum. Orada dedim zengin oldum ben. Ondan sonra 50-60 tane aşağı yukarı 75 milyon yapacak. 75-80 milyon para. belki işte, ama işte konteynerleri almaya indiğimde bir tane şey grubundan, gunship dediğimiz bu yine 8-10 kişinin kontrol ettiği tiplerden, böyle füze rampası bayağı Kruvazör kalabalık gibi. olan değil. Kruvazör gibi bir gemi, aynısından ben de kullandım. O gemi mesela füze barajı yapsa 52 tane füzeyi kesintisiz atabiliyor arka arkaya. Oha. Abi kime Evet. atacak o kadar füzeyi o? Abi gunship yani, anladın mı? O bir toplu bir çatışmaya girse uzak Atılgan mesafeden gibi bir yakacak. şey. Atılgan gibi bir şey bu. Aynen. Şimdi o geldi, böyle manevra yaptı. Kraterin öbür yamacına indi. Bir tane Nomad var. Nomad dediğimde farklı bir firmanın daha küçük kargo gemilerinden bir tanesi. O da onun yanına indi falan. Bende şimdi silah yok. Bir tek taşımak için manyetik traktör var. Hani kargoları taşımak için. Şimdi ben kafa hareketleriyle hani yapmayın, ateş etmeyin gibisinden işaret yaptım. İndiler, bayağı kalabalıklardı böyle. Ve bunlar gerçek insan, bakın tekrar söylüyorum. Çok acayip bir hikaye aslında. Ondan sonra haldır haldır indiler bir sürü insan böyle. Silahlılar yanında, işte beyaz kıyafetli var bir tane önünde. O da kafa salladı, tamam dedi. Ben de chatten yazdım, dedim böyle böyle, ben hani yeniyim. Hani şey, para toplamaya çalışıyorum. Buradaki konteynerleri gördüm. Bunları kaldıracaktım. Hani bu gemiyle mi kaldıracaksın falan. Dedim gidip gelecektim. Dedim ama hani mal sizinse dedim sıkıntı yok, gideriz yani. Adam bayağı Ama şey gibi. Hani ondan bayağı sen sonra abi adamlarla hani abi yani mahsusunsa gideriz ama hani ekmeğimiz peşindeyiz abi falan moduna girdin herhalde. tabii Yapacak da abi, bir şey yok şimdi ya. yapacak da bir şey yok. Sonuç olarak gemide de bir küçük konteynerim var. Hani en az bir 200-300 binlik mal var. Onu da kaybetme riskim var. Şimdi öyle olunca pazarlık ettim. Adam dedi ki hani orta boy olanlardan iki tane konteyner alabilirsin dedi. Dedim abi büyüksün dedim. Ondan Abi. sonra aldım iki tane konteyneri, yükledim. Sonra ne olduğunu anlamadım. Böyle bir süpersonik bu ses, hani jetler süpersonik hıza çıktığında böyle buf yapar ya. Ha. Öyle bir ses geldi lan dedim. Bakıyorum etrafa, patlama yok, bir şey yok. Sonra yukarı doğru baktım. Böyle bir yıldız aşırı parlak geldi bana. Böyle parlıyor ve titriyor. Lan demeye kalmadan abi yukarıdan biri, o S9 seviye 9 yani en büyüklerinden bir tane torpidoyu, o kruvazör dediğim geminin tepesine çaktı. Abi yani normalde benim dakikalarca ateş ederek zor yaralayacağım bir gemiyi adam tek füzeyle tuza çevirdi. O Sen Nomad öldün mü? hepsi uçtu. Ben ölmedim ama blast radyosundaydım. Hani benim adam bir yere uçtu. Ondan Şok sonra ben etkisinden şok, dalgasından. tabii şok oldum. O patlama şokunu da aldım. Abi olay Kalktım o. baktım ne olduğunu anlamadım. Konteynerların bazıları duruyor, bazıları gitti, savruldu gitti falan. Ben o can havliyle, hani arabadaki makinedeki konteynerleri kurtarma ve canımı kurtarma havliyle depar atarak bindim abi gemiye. Burnu kaldırdım havaya. İniş takımlarını bile toplamadan bastım, kökledim abi. Yukarı çıkarken o torpidoyu atan gemiyi gördüm. Öyle bir gaza geldim. Abi böyle bir 6-7 el ateş ettim ona. Denk geldi ama Yapma abi. A'dan dönüp tenezzül etmedi bana ateş etmeye. Böyle Ha. duruyor, tamam mı? Hani şey vardır ya, Aslan. World of Tank videolarında Ha vardır. Bir güzel. tane böyle Aynen. öküz gibi bir tank vardır. Minnacık bir tank gelip pıy 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 yapar. Tank ondan sonra namluyu çevirir, böyle sağa sola sallar. Sağ. Yapma diye. Hayır yapma. Ya. Onun gibi. Resmen bana öyle yaptı. Ben Çok iyi döndüm. örnek. Döndüm, topukladım. Gittim Çok sattım iyi abi örnek abi. malları. Ben şok. Dedim ben ömrü Abi hayatımda bu böyle bir kadar şey başarılı multiplayer deneyimi yaşamadım. yaşamadım ve böyle bir şeyin olma ihtimali herhangi bir oyunda yok gibi yani. Hani efsane bir deneyim ve bu aslında olayların şimdi ben tabii hani soru öyle soruldu. Öyle sormam da icap ediyordu. Görev dedim ama aslında bir görev yok benim anladığım kadarıyla.
çok basit görevler var fakat sen bu görevleri yaparken öyle şeylerle yaşıyorsun ki hani şunu yap bunu yap görevin içeriği çok da önemli olmuyor. Çünkü normal insanlarla savaşıyorsun ve normal insanlar herkes kendince bir normal insanlarla tavırda, savaşıyorsun, normal yani, insanlarla ticaret yapıyorsun, normal ya da, insanlarla evet, beraber bir şeyler yapıyorsun. Mesela geçen hafta en son ben bayağıdır endüstriyel geri dönüşüm işindeyim şu anda. Çok iyi para kazandırıyor. Hani geri dönüşümden kastım Star Citizen'da. Çok iyi para kazandırıyor. Ve şimdi gerçek insanlar iş arıyorum diyor. Ya yazıyor. Ortaya yazıyor. Reclaimer'da elemana ihtiyacı olan var mı? Çağırdım. Hani adam %40'a çalışırım ben diyor. Yok dedim ben %50 veririm dedim. Vay işte patron. İşte. %50 veririm dedim. Ama dedim hak edişler bende dedim. Hak edişleri ben alıyorum. Ne oluyor? Hak ediş görevi aldığında mesela yasa dışı bölgedeki bir gemiye eritme görevi geldiği zaman o bildirimi sana gönderen müşteri sana bir hak ediş bedeli ödüyor görevi tamamladığında. Bu şimdi daha pahalı bir şey mi? Yani daha yok yüksek değil. Bir... Mesela enkaz parası normalde bir gemiyi erittiğimde benim şu an kullandığım hani erittiğim gemi grubu korvetleri eritiyorum ben. Bir korvet eritmesi 1 milyon 100 bin kazandırıyor. Tamam. Hak edişi 250 bin. Bir şey değil aslında. Evet yani peki yani, sen niye tercih ediyorsun? Şundan dolayı yani ben de hani zor kazandım bir takım şeyleri. Şimdi yeni başlayanlara hem destek olmak. Abi bir gemi erittiğinde 600 bin lira girecek cebine. 600 bin lira iyi para. Kesinlikle. Tamam mı? Tamam benim patron farkım da şu olsun. Hak ediş benim. Tamam. Malın yarısı benim. Kalan yarısı senin bak. Gemi de benden. Yemek de benden. Hatta manyetik traktör de benden. Her şey benden. Sen geleceksin çalışacaksın 600 bin alıp gideceksin. Kıyafet yol yemeği. Her seferden. Yemek. Güzel abi. Ya sulu yemek çıkarsa gelen olur bence. Buradan da idam verdim. Info et. Yani güzel. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi bu başka bir oyunda senaryoyla seni bunu zorlar. Kesinlikle. Burada evet, insanlara öyle bir hani iskelet veriyor ki iskeletin içini sen dolduruyorsun. Kesinlikle çok ya, doğru diyorsun. Ya, çok farklı kafada bir oyun. Hani gerçekten de olayların her şeyin random olması, her olayın aslında insanların yapması diyeyim ben buna. İnsan yapıyor bunu. Az önceki olay işte ne olacak? Sen oraya gideceksin. Sonra büyük bir kruvazör gelecek. Sonra o nükleer bomba tarzı bombayı atan gemi gidecek ki böyle bir şey olacak ve sen onu yaşayacaksın. Bu gerçekten de insanların yaptığı ve bilinçli yapılan bir şey değil. Denk getirmen de çok zor böyle bir şey. Ya bir daha yapalım desen yapamazsın. Ya, mümkün. O kadar net söylüyorum. Mümkün değil. Yani sonra zaman geçti o bölgenin korsan bölgesi olduğunu öğrendik tabii. Oraya giderken artık daha temkinli gidiyoruz. Bazı arkadaşlarla hani alçak uçuş yaparken gece kuş gibi avlandığımız düştüğümüz çok oldu da. Hani orası zaten oraya gidenin hani kelle koltukta gidiyor konusunda net. Emin yani, olsun yani. Evet, eyvallah. Peki Günay, Star Citizen'ın açık dünyası hakkında ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Fikirleri nelerdir? Olumlu olumsuz? Çünkü mesela Far Cry'in ilk çıktığında açık dünyası çok güzeldi. Herkes çok beğendi. Hı-hı. Fakat bir süre sonra ben de dahil olmak üzere her şeye aynı. Gidiyorsun işte adamları işaretliyorsun. Tık 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 susturucuyla vuruyorsun, öldürüyorsun. Böyle bir loop'a giriyordu ve çok da fazla keyif vermedi. Mikrofon sende abi. Abi evet açık dünya konusunda Far Cry'in mesela o tarz bir sıkıntısı var gibiydi ama ben biraz bunu açıkçası oyunculara ihale etmek istiyorum. Şimdi Far Cry sana susturucuyla oyna demiyor. Sen susturucuyu tercih ediyorsun. Bu bir. Farklı ilerleme ve hani senaryoları farklı şekillerle bitirme şansın var. Ama bitirmemeyi tercih edersen bu senin tercihin. Kolay Star olur. Citizen'deki açık dünya olayına gelirsek Star Citizen'de gerçekten açık evren var. Bırak dünyayı. Hani soru yanlış. Evren. O zaman yani, soruyu düzeltelim. Star Citizen'in açık evren hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi misal atıyorum şey vardı.
Real time strateji olan Homeworld diye bir uzay oyunu vardı. Şimdi onda mesela Homeworld. bir bölgeden çıkıp da diğer bölgeye kuantum sıçraması yaparken script ekranı girer böyle, sinematik gibi döner. Gemi o warp şeyine girer, zıp yapar. Öbür taraftan yine bir sinematik ekran girer, zıp yapar. Oradan gemi çıkar, hop Bitti. geldik Aynen. bizler. Bunda öyle bir şey yok. Manuel olarak kendin kuantuma giriyorsun ve canım sıkıldı, ben burada durduracağım dediğin zaman durdurabiliyorsun. O yoldan gerçekten gidiyorsun, o süreyi gerçekten bekliyorsun. Yani gemiyi rölantiye alıp yakıtın bitene kadar bir yöne gidebiliyorsun ve kimse sana hop kardeşim orada görünmez duvar var demiyor. Yani aslında Gidiyor yani. gerçekten bir açık dünya. Evet. Evren. Evren. Lütfen, lütfen evren. Güzel, evet. Peki Stars dizinin da birçok gemi var. Bu gemiler hakkında neler düşünüyorsun? Senin koleksiyonun ne? Bunlar hakkında konuşalım istiyorum biraz. Ve favori gemin belki görevlere göre de değişecektir ya da yapacağın işe göre değişecektir. Var mıdır? Nelerdir? Efendim. Efendim şöyle, Star Citizen'ın bildiğim kadarıyla, hani kaynaklardan gördüğüm kadarıyla, bizim oyun içinde edinebildiğimiz 50 civar gemi var. Bayağı Hani ama. kullanıcıların kullanabildiği ama nadiren ortaya çıkan bir 8-10 tane büyük, hani kapitalin de üstü artık, ne deniyor onlara bilmiyorum. Battleship tarzı bir şey deniyor muhtemelen. O tarz gemilerden de nadiren de olsa karşılaşıyorsunuz. Onlar da var. Ben de ise şöyle söyleyeyim. Kaçtı en son? 34 tane falan gemi var filonda. 34 çeşit. 6-7 çeşit kara aracım var. Yani birçoğunu deneyimleme şansım oldu. Ama nedir abi? Hepsinin farklı dinamikleri var. Farklı uzmanlık alanları var, farklı zayıflıkları, Kesinlikle. farklı olduğu alanları var. Yani aynı sınıfın bile, Ares'i örnek göstereceğim şimdi. Ares mesela iki sınıfı vardır. İon vardır, Inferno vardır. Inferno balistik cephane kullanır. İon ise lazer topu kullanır. İkisinin de güçlü olduğu alanlar vardır. Mesela Inferno seri ve yıkıcı balistik atış yapar. İon ise daha seyrek ama DPS'i, anlık damage'i yüksek vuruşlar elde ederek kalkanları çok hızlı düşürür. Yani denk getirdiğinizde bir kapital geminin 3-4 vuruşta bir kalkanını komple disable hale getirebilirsiniz. Yani yanınızda bir tane Inferno varsa İon'la beraber hani kıyım yaparsınız, öyle söyleyeyim size. Ama Takım mesela olmak önemli şey, ama. mesela Ares'inde Günay bana Ares aldırdı bu arada. Hani iyi diye ki ben de beğendim ilk başta fakat şunu da söyleyelim. Aynı World of Tanks'taki gibi gemilerin stok halini aldığınızda çok güçlü değiller. Siz bunları doğru değil mi? Yanlış bir şey söylersem sen düzelt abi beni. Yani Ares bu istisna aslında. Birçok gemi, evet dediğin gibi, stok halini kullandığınızda, özellikle multirol gemiler, kuantum motorları yavaştır, yakıt tasarruflu gibi düşünün. Yakıt tasarruflu kuantum motorları vardır. Silahları enerji tasarrufludur vesaire. Siz bunları askeri seviyeye çıkardığınız zaman çok güçlü bir alete dönüşebilir. Ares şundan dolayı istisnadır. Ares Inferno'da mesela topu değiştiremezsiniz. İon'da lazeri değiştiremezsiniz, güncelleyemezsiniz. Zaten o seviyenin en üstüdür o. Daha üstü zaten yok ve takılabilecek bir mount yok onda. Hani bir soketi yok, takılabilecek bir yeri yok. Evet. Peki indi şey seç dediler sana diyeyim. Ya kardeşim seçeceksin hani. Aması maması yok işte. Yok görevim değil. Bir gemi seç deseler. Bir gemi alma hakkın olsa hangi gemiyi alırsın? En beğendiğin gemi Gemi hangisi? alma hakkın olsa. En Bu beğendiğin gemi. güzel soru. Karak alırım herhalde ya. Karak nasıl bir gemi abi? Kısaca anlat bize de bilelim. Karak şey, 4 katlı bir expedition, yani keşif gemisi. Şey böyle Multirol işte, dediğimiz bir gemi mi? Yani çok. multirol sayılabilecek ama şey ya, atış gücü zayıf aslında. Şöyle zayıf: tek başına kullanıyorsan zayıf. Taretlere birilerini geçirebiliyorsan nispeten dayanıklı.
Hani arkadaşlarınla falan oynayacaksın. savuşturabilirsin, diğer saldırıları savuşturabilirsin. Şu yönden tercih ederdim. Ben abi keşif odaklı bir insanım. Hani çok böyle vurayım, kırayım, mekan basayım çok sevdiğim şeyler değildir. Hani sevdiğim de olmuştur ama hani her zaman değil. Çok sık sık yaptığım bir şey değildir yani. Para kazanayım, keşif yapayım. Şimdi Karak'ta kendi ufak uzay gemisi pisti var. Alttan kara aracı için garajı var. İki araçlık yeri var. Yani Avantajı bu. içinde hani Evet. levazım diyeceğim zaten askeri anlamda hani su, yemek, giyecek, içecek envai çeşit doldurabileceğin hani o yaralandın veya işte bilincini kaybettin hani bu incapacitated oluyorsun ya orada tekrar kaldırılabileceğin bir medikal bölümü var, hastanesi var. Hani hiçbir gezegene veya istasyona uğramadan aylarca, yıllarca belki uzay boşluğunda takılabilirsin onunla. O yüzden onu tercih ediyorum. Mantıklı. Mantıklı bir seçim abi, hakikaten mantıklı bir Evet. seçim. Peki oyundaki oyuncuların şeyi nasıl abi? Hani sosyal anlamda oyuncu kalitesi, oyuncu tutumları, yeni gelen oyuncuların tutumları ya da eski oyuncuların yeni oyuncuları tutumları, topluluğu Valla nasıl aslında? Öyle topluluk çok söyleyeyim. güzel. Çok aslında sevimli bulduğum bir topluluk. Bazen hani çok öfke kontrolümü kaybettiğim zamanlar olmuştur. Hani Hadi. birkaç kere gerçekten banlanma riskiyle karşılaştım. Çünkü hani çok anlamsız yerlerde böyle saldırıya uğradıktan sonra tabii bir de bir sürü zamanımı orada onların yüzünden kaybettikten sonra bak şu anda Karak gemisini görüyorsunuz ekranda. Karak gemisi bu. Neyse. Ondan dolayı bazen öfkelendiğim olmuştur ama genellikle yardımseverdirler. Hani centilmendirler de çoğu zaman. Hani birebir düellolarda mesela davetli düellolar vardır. Hadi işte atıyorum Karaya istasyonuna gidiyoruz. Gelmeyin diyor oradaki mesela. Gelirseniz ateş açarız diyor. Tamam biz de bunu istiyoruz zaten. Hadi kapışalım diyor. Tamam o zaman gelin diyor. Kapışıyorlar. Ondan sonra beyefendi. O da diyor siz de iyi dövüştünüz beyefendi. Bu dövüşten çok keyif aldım. Bir dahaki sefere bir daha bekleriz efendim. O da diyor saygılar efendim falan. Yani. O kadar centilmenler ya. Yani. Nerede o İstanbul beyefendiler efendim? Aynen böyle yüzüne mendil çarpıyor Gravattan sanki. Yüzüne eldiven çarpma vardır ya böyle eski filmlerde. Çat yapıyor yüzüne eldiven çarpıyor. Seni düelloya davet ediyorum falan diye. gezerdik. Enteresan, güzel. Yaş ortalaması büyük mü? Bu yaş ortalaması nasıl? Şu ana kadar tanıdığım en küçük oyuncusu 28 yaşında. O bayağı büyük. Evet. Bayağı büyük. VOT'a göre de büyük. VOT'un ben 17-18 gördüm VOT'ta. VOT'unki de çok büyük ama VOT'ta 18'i 17'yi falan da görüyorsun yani. Güzel. Ona göre Yani de şu ana zaten kadar bırakmıyor. gördüğüm en küçük oyuncu 28 yaşında yani. Anladım. Peki Aa, şunu da söyleyeyim. ha. 50 küsur yaşında bir oyuncuyla da tanıştım. Ya zaten ben şey söyleyeyim abi, şöyle söyleyeyim. Böyle bir ergenin ya da 18 yaşında bir çocuğun böyle oturup ya şunu oynayayım hadi bakayım diyeceği bir oyun değil bence ya, kesinlikle. Hem çok detaylı hem ağır bir oyun. Öğrenmesi ağır. Öğrenme eğrisi çok Sabır yüksek bir oyun. istiyor. Sabır istiyor, kesinlikle sabır istiyor. O yüzden hani belli bir kaliteye de getiriyor bence bu oyunu. Şimdi yanlış anlamayın, hani çoluk çombalak oynadı mı ya da çoluk çombalak demedim, yaşı ufak olan kişiler oynadı mı oyunlar kötü oluyor anlamına söylemiyoruz ama abi yaşı büyük olan adamın bir düsturu oluyor, bir konuşması oluyor, bir şeyi oluyor, bir saygısı oluyor. Hani Gençler heyecanlı olabiliyor abi. Fevri her şeye saldırgan kesinlikle davranabiliyorlar. ve en temel olarak da bunun bir oyun olduğunu bilip oynuyor. Hani ya bu oyunu nasılsa biraz sonra kapayacağım, bitti gitti diyerek oynuyor. Aynen öyle. Peki PvP veya PvE ile savaşmak hangisi? Önceliğin PvE, sonra PvP. Yani PvP de böyle Onu da dediğim açıklayalım. gibi. Bilenler vardır da PvP, player vs player. Aynen. Player vs E ne oluyor abi? Yok. Entertainment. Yani Erdem. enemy mi, menemi mi artık ne Öyle. dersin Ya, bilmiyorum. yapay zeka diyelimiz. Yapay zeka aynen aynen. Şimdi yapay zekaya karşı olanı tercih ederim.
Aslında yapay zekayı tercih etmemin sebebi şu. Abi ilk etapta çatışma anlamında PvP ile PvE çatışma odağında olduğu için ben çatışmaktan kaçınıyorum. Hani çatışma sevmiyorum. O yüzden de çatışacaksam da NPC ile çatışmayı tercih ediyorum. Hani çatışma görevlerini alıyorum. Ha PvP'de çatışma yapıyor muyum? Yapıyorum abi ama dediğim gibi karşılıklı şey nasıl diyeyim anlaşmalı hani bayağı gladyatör arenası gibi. Mesela Grimex'e gidiyoruz. Arkadaşım var mesela. Abi diyorum 5 kilometre açıl. 5 kilometre açılıyor. Ben 5 kilometre açılıyorum. Hadi. Radar menzilinin dışına çıkıyoruz. İkimizde de aşağı yukarı aynı seviyede şeyler var. Bende Ghost var. Şey F7C Ghost var. Onu da atıyorum Gladius var. Veya işte Ares var neyse. Tamam abi 3-2-1 yapıyoruz. Başlıyoruz saldırmaya. Tamam mı? Çünkü vurduğum zaman veya o beni vurduğu zaman sabıka bildirimi yapmam gerekiyor. Biz yapmıyoruz, birbirimizin başını yakmıyoruz. Çünkü bu oyunda sabıka diye bir şey var. Wow. Sebepsiz yere birini öldürdüğün zaman gerçek zamanlı olarak hapis yatıyorsun. Bu çok ilginç ya. Hatta benim de başıma gelmişti. Şey oluyor değil mi? Yani mesela sebepsiz yerden kastımız da adamın başına bir ödül konmadıysa. O Değil kısma mi? geleceğim. Şimdi adam misal atıyorum gidiyor orada salvage yapıyor veya gemi çekme görevi yapıyor. Kendi halinde ekmeğinin peşinde bir adam. Sen gittin torpidoyu çaktın kafasına öldürdün. Sebepsiz yere de ya da malını çalmak için. Bir, araç şeyden hurdaya çıkarmaktan hani araç yok ediminden bir 30 binlik 30 bin USD ceza yiyorsun. Bir de cinayetten dolayı bir hapis cezası yiyorsun. İkisi hapse girdiğin zaman Çok iyi. zaten hapse girdiğin zaman yani araç cezası da senin cezana ekleniyor. İşte 3 saat 45 dakikaymış mı o civarda bir şey ki bir insanı öldürdüğünde gemisiyle beraber düşürdüğünde 3 saat 45 dakika o oyunu oynayamıyorsun. O hapiste kalıyorsun. Ve gerçek Hapiste zamanlı 3 saat 45 dakika değil mi? Bunun altını çizelim. evet, gerçek zamanlı. Hani bunun şeyi var. Birkaç dolaylı yolu var. O da şu. Ya hapisten kaçmaya çalışmak ya daha hapse teslim olmadan hani polis kuvvetlerine teslim olmadan önce veri tabanının olduğu bilgisayarları hackleyerek kaydını silmek veyahut maden kazarak süreyi kısaltmak. Yani aslında bu çok güzel bir şey. Ben şöyle yorumladım hemen. Bunu oyun diyor ki sana. Kardeşim diyor öyle gemine atlayıp çatara çutara zayıf olan adamları öldüremezsin diyor. Yoksa diyor Kesinlikle. ben seni şey yaparım işte ceza veririm sana ve o cezayı çekmek zorunda kalırsın. Velev ki çekmedin çıktığında her bölge sana ateş edecektir diyor. Doğru değil mi bu da? Yani normal bir gezegene inemezsin. O suçun varsa. Süper. Yani o gezegenin yörüngesine girdiğin anda zaten kırmızıya dönüşüyor her yer. Ve diyorlar ki atış serbest. Ve ben o hatayı bir kere yaptım. Hani ne olmuştu ya? Birini çarparak öldürdüm. Şeydeydi bu hover quad tarzı bike gibi bir şeydeydi. Ben de çok hızlı yaklaştım. Herifi patlattım orada. Ne olduğunu anlayana kadar zaten adam bana sabıka bildirimini yaptı. Ben sabıkalıyım. Şimdi bir anda o bajini istasyonun topları kırmızıya döndü. Ben daha Evet. kapıya yaklaşamadan patates ettiler beni yani. Çünkü iyi vuruyor. Ve oldu ki hapisten kaçmayı planladın. Hapisten kaçılabiliyor. Evet. Hapisten kaçılıyor ama eğer ki belli bir şeyde kaçamazsan ve kaçtıktan sonra hani sağ çıkıp gidip kaydını silemezsen yine Bounty Hunter'lar var ya senin benim gibi oyuncular. Oyunun bak Kelle çok güzel abisi. yönlerinden biri ha. Oyunun çok güzel yönlerinden biri oyunda hata yapanı başka bir adama temizletiyor. NPC'ye değil. Çok iyi. Ajan Smith'i şeye temizletiyor. Diğer ajanlara. Ha. Mesela diyelim adam hapisten çıktı ama yani o kadar zor bir yol ki görmeni isterdim inan. Çukurlar böyle maden yıkılmış enkaz köprülerin olduğu bir yerlerden böyle yani Sırat Köprüsü gibi yerden geçiyorsun. Hızlı kaçamıyorsun yani. Ve gereğinden fazla yavaş kaldığında senin içeride olmadığını anladıklarında senin peşine bir kelle avcısı salınıyor. Diyor ki bir tanesi hapisten kaçtı. Bunu temizle. Bu da Ondan güzel bir sonra şeymiş.
Ondan sonra ben gidiyorum onun tepesine torpidoyu kondur veriyorum. Ödülümü alıyorum, sertifikamı alıyorum. Adam hapse cezası katlanarak artmış bir şekilde geri dönüyor. Oo, güzel. Yani aslında bak bu oyunun güzel yanıymış abi. Çünkü Aynen. bu aslında zayıf oyuncuları da koruyacak. Ya da acemi Kesinlikle. oyuncuları da koruyacak. Şimdi sen atıyorum bana göre 10 üzerinden 8'lik bir adamsın. Ben 10 üzerinden 1'im. Daha yeni gelmişim. Bir tane kargo gemisiyle gidiyorum. Sen kafana göre gelip beni öldürmemen için bunu şey yapıyorum. Bence çok büyük. Çok oyunun en işlevsel sistemi diyeyim. En işlevsel sistemi. En böyle işe yarar sistemi diyeyim. Evet. Evet. Peki ekonomik sistem nasıl abi oyunda? Yani ekonomisi zor mu para kazanılıyor, kolay mı kazanılıyor? Ya da ne tavsiye edersin sen ekonomi hakkında böyle genel görüş, düşünce? Yani bir şey vardır, girişimci atasözü vardır. Her zaman en zor olan birinci ilk milyonundur. İlk milyonun zor. Ondan sonra eğer akıllı bir Geliyor gidiyor. yatırımcıysan kazanırsın. Ama bak tekrar söylüyorum, akıllı bir yatırımcıysan. O da şu, yani ilk 1 milyonun geldiğinde gidip de ben bantı avlayacağım, ben gideceğim Kelle şey avcılığı yapacağım, yapacağım. kelle avcılığı yapacağım, bir milyon daha bulayım, Ares alayım dersen işin zor. Onun yerine atıyorum bir prospektör tarzı bir gemi alırsın. Belli çok değerli madenler var. Onları toplarsın. Zaten 8-10 turda ciddi olarak hani 1 milyondan 2,5 milyon yatırman gerekiyor gemiye. 2,5 milyondan 10-15 milyona çıkarırsın parayı. 15 milyon topladıktan sonra Reclaimer da alabilirsin. Hani hurda eritme gemisi veya Ares ve benzeri hani ERT kargo kaldırma kapasitesi olan gemilerden alırsın. ERT'leri yaparsın. Çıkan menzilleri vesaireleri satarsın. Paran katlı vaziyette gelir sana. Ama tutup her gelene şu çok hızlı gemi, hay şu çok güzel gemi, hay hadi şunu da alayım. Sonra onunla 2 tur atıp hiçbir şey yapmayıp geri park ettiğinde muhtemelen 4. turda Oy. bunu da para kazanmak çok zormuş Çok dersin. uzun, evet. Şey nasıl peki abi oyunun deneyim XP muhabbeti? Yani karakter bir XP alıyor mu? Bir deneyim alıyor mu? Ya da işte ne bileyim gemi bir XP alıyor mu? Ya da özel skillimiz var mı? Oyunda özel skill'in yok. Gemi herhangi bir karakter skill'i almıyor. XP almıyor. Sen XP almıyorsun. Sadece ama sadece askeri rütbeleme sistemi var. Bir görev seviyesinde atıyorum diyelim ki bounty hunter'sın, kelle avcısın. Öncelikle görevleri yaptıkça rütben artıyor. Ve başarılı oldukça yaptıkçadan kastım o zaten başarısız olursan yapmamış oluyorsun. Şimdi rütben arttığında da daha yüksek seviyeli ve daha yüksek ödemeli görevler açılmaya başlıyor sana. Anladım. Ve yapmadığın sürece bak başarısız oldukça demiyorum. Belli bir süre uğraştın en üst seviyeye getirdin artık general modundasın. Ve sıkıldın ya da yapmak istemiyorsun oyunu açıyorsun ama böyle takılıyorsun bir şey yapmıyorsun. Birkaç gün sonra böyle bir seviye düşüyor rütben. Birkaç gün sonra bir seviye daha düşüyor. Ve bu böyle seviye seviye düşmeye devam ediyor. Ve alt seviyeye gidiyorsun. Yani oyun şuna müsaade etmiyor. Sen tamam artık şeysin. Askersin abi. Paralı askersin. Ben paralı askerlik sıkıldım ya. Ben paralı askerlik yapmayacağım. Diyemezsin. Yaptıysan seviyeni ve saygınlığını korumak istiyorsan minimumda da olsa yapacaksın abi. Anladım. Yani aslında bu da oyunun güzel mekaniklerinden biriymiş. Mesela bak bunları ben bilmiyordum. Ama bunlar güzel mekanikleri. Deminki daha iyiydi. Hani o oyuncu koruma muhabbeti ama bu da güzel bir mekanik. Şimdi ERT'leri mesela ERT seviyesi ERT'de şudur arkadaşlar. Extreme Risk Şey diyeceğim Target. Günay. Biraz böyle kameradan kaydın gibi sen. Sen ekranı görüyorsun değil mi şu anda beni? Görüyorum görüyorum. Tamam. Hani bazen şöyle falan oluyor. Hani Ha, bacağımı kaşımak için gidiyor. Kusura okey bakma. tamam. Yok oğlum sıkıntı yok. Devam. Ha. Evet. Buyur abi. ERT. ERT dediğimiz şey Extreme Risk Target ve bu ERT rütbesine gelebilene kadar 5 ya da 6 rütbe atlaman gerekiyor ve hani bu rütbeler öyle 3 tane 5 tane görevle değil ya bildiğin hani nasıl anlatayım sana herhalde 50 tane falan görev yapıyorsun. Çünkü böyle bayağı uzun şöyle upuzun bir şey var ve böyle ince ince bir sürü tik var ve her görev yaptığın bir tik atıyor. Her görev yaptığın bir tik atıyor. Böyle hani
Bazılarında vardır ya, bu grevi yaparsın. Loading bar gibi böyle çap diye %35'i dolar. Öyle değil Hmm. abi. Bitik. Bir görev bitik. Bir görev bitik. Anladım. O Bu da şekilde. şeyi yükselmeyi Ulaşılabilirliği zorlaştırıyor. ulaşabilirliği zorlaştırıyor. Okeydir. Evet. Oyun simülasyonu özellikleri ve gerçekçiliği hakkında neler düşünüyorsun? Yani oyun ne kadar simülasyon ve ne kadar gerçekçi? Ya şöyle %100 simülasyon diyemem. Şimdi simülasyon oyunlarını severim aslında Bir de ben. böleyim, şöyle bir şey yorumlayabilir miyim? Şimdi oyunda bir gemide şey var abi, değil mi? Bir gemi aksiyonları var. Bir de kara aksiyonları var. İkisine ayrı yorumlarsak çok daha iyi olacak. Oyunu oynamış biri olarak. Aslında birkaç aksiyon, sadece gemi karadan kasıt, hani FPS, tekerlekli hani kara aracı kullanımı, Ha, evet. hibrit araçlar var. Hani hem kara hem havada giden hibrit araçlar var. Onların kullanımı, ondan silahlı silahsızların kullanımı vesaire, ondan sonra taşıma araçları gibi şeyler var. Çünkü dün mesela şey demiştim ya sana, şekli böyle garip olan bir kargo gemisi var diye. Onun Evet. mesela Aha. nasıl kullanılacağını öğrendim. Abi kargo sistemi çok acayipmiş. Çok acayipmiş. Yani onun videosunu ya bitiremedim dün. Bir şey oldu. Yarım bırakmak zorunda kaldım. Biz şimdi normalde ne yapıyorduk abi kargoda? C2'yi alıyorduk abi. Hangara iniyorduk. İşte alacağımız malı şeyden kiosktan alıyoruz, yüklüyoruz falan ya. Gerçek kar, yani gerçek dedim, hani hauler dedikleri gerçek tam boylu böyle 4600 birimlik taşımalık kargoyu yapmak için bayağı prosedür var. Admine gidiyorsun, malı satın al diyorsun. Satın aldıktan sonra diyor ki git docking bay'e, bak hangara değil, docking bay, yanaşma rampası var. Yanaşma rampasına gemini yanaştır diyor. Gidiyorsun, yanaştırıyorsun gemini, tamam mı? Kargo rampalarını açıyorsun. Sonra diyor ki sana, satın alma işlemi başlandı. Şimdi kargo ağzına git diyor. Kargo ağzına gidiyorsun. Kargoları tek tek yüklenmesini bekliyorsun. Böyle tek tek kargolar yükleniyor. Ondan sonra gidiyorsun. Bak izin alıyorsun. Hani iniş izni istedikten sonra yine docking bay'e yanaşıyorsun. Malları indirmeden daha. Admin'e tekrar gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu malları getirdim. Nereye yanaştırayım? O da diyor tamam, kaydını aldım. Şimdi arka kargo rampasına yanaştır diyor. Aracı çekiyorsun kargo rampasına. Oradan tek tek indirmelerini bekliyorsun. Bu bayağı biz işte simülasyon bu aslında. Buraya bunu demek lazım yani, ona gitme. Ya gerçek şey gibi. Gümrük kapısına gitmişsin, işte ürün geçireceksin. Kontrol bilmem ne, evraklar. Yok pul al, pul yapıştır. Gibi bir şey yani, bayağı bir Aynen. Ya detaylı. simülasyon, tam simülasyon değilden kastım aslında şu. Şimdi yarış olsun, uçak olsun, bilmem ne olsun, simülasyonları oldukça severim ya. Çok severim. Mesela Flight Simulator'de abi trim ayarından tut da bilmem nesi falan falanı filanı, bir sürü ayarı var ve hepsinin bir etkileşimi var. Bunda o kadar etkileşim yok. Ama Anlatabiliyor olmaması da muyum? iyi biraz bence ya. Çünkü zaten Abi bu şimdi çok detaylı bu. Ya bu kadar detayın içinde hani trim ayarı yapmaya kalkarsan abi Bittin. bitersin yani, Bittin, aynen oynayamazsın. bittin yani. Gerçekten bu sefer de hani oyuncu kusturma seviyesinde zorlar. Evet. Peki oyunun geliştirme süreci, hala gelişen bir oyun. Hala üstüne bir şeyler koymaya çalışan ve koyan ya da koyamayan, o oynayan kişi tarafından daha iyi yorumlanacak bir şey. Bu süreç hakkında ne diyorsun? Update geliyor mu? Ne sıklıkla geliyor ve gelen update gerçekten etkili oluyor mu? Ya şöyle, takip ettiğim süreç içerisinde ben oyunu 3.17'den sonra sıkı takip etmeye başladım. 3.17'den sonra seyirci olarak takip ettim. 3.20'de yanlış hatırlamıyorsam ben aldım. Şu an 3.22 güncellemesi, 3.22A güncellemesini aldı, pardon. Şimdi şöyle, yani ciddi anlamda fark ediyor update'ler. Hani birçok bug, oynanış bug'ı düzeliyor. Grafiksel anlamda hani çok bir gelişmeyi mesela 3.21 ile 3.22 arasında görmezsin. Ama mesela çok saçma bug'lar vardır. Nedir abi? Kara görevlerinde NPC'ler duvarın içinde spawn olur ve görevi tamamlamana engel olur bu senin. Şimdi Ha, o evet. mesela giderilmiş. Ondan sonra NPC'ler biraz fazla alıktır.
Böyle mal mal bakarlar, görmezler seni Abi falan. kesinlikle. He. Şu anda mesela 3.22 geldiğinden beri 3-4 tane FPS görevi yaptım. Ve ağzımı yüzümü dağıttılar. O çok hoşuma gitti. Güzel. Abi bir tanesinde yani arkadaşımızın bir tanesi şey dedi. Ya bu server FPS ile alakalı falan dedi ama bana şu anlamda çok tatmin edici gelmiyor bu cevap. Abi ben önceki 3.21 güncellemesindeyken tamam mı? Full FPS görevi yaptım. Ve bunların içinde illaki server FPS'in iyi olduğu oyunlar mutlaka vardı. Ama adamlar hep salaktı. Anladın Bir mı? o bir de bana mantıksız da geliyor yani. Hani şu anlamda mantıksız geliyor. Ben oyun geliştiricisi olsam niye böyle bir şey yapayım? Atıyorum, illa böyle bir şey mi yapacağım? Yani yapay zekanın bazı zamanlar iyi, bazı zamanlar kötü, bazı zamanlar çok kötü olmasını mı istiyorum? Abi alta yazarım bir tane RNG kod. Kimse neden olduğunu bile anlamaz. Bir girersin yapay zekalar çok iyi, bir girersin çok kötü, bir girersin salak. Hani bana da biraz oyunu çok senin kadar hakim değilim ama şey olarak mantık olarak bana çok şey oturmadı kafama. Şey var mesela son yaptığım FPS görevlerden bir tanesinde normalde bölgelerde ortalama 20 civarı terörist veya işte NPC karşılaşıyorsun. Yapay Şey, zeka, ha, değil mi? yapay zeka ile karşılaşıyorsun. Şimdi 20 değil 10 tane ile karşılaşıyorum. T'ye almak için ya T'ye almak için değil de açıkçası küçümsediğim için. Geçen mesela hani dedim ya F8C de şu F8 Lightning diye bir nadir bulunan bir gemi var. Bunun kiralama hakkı için ticketlar dağıtılıyor ve ticketlar dağıtıma tekrar çıktı. Ve bunları FPS'lerdeki loot sandıklarında bulabilirsiniz diye bir duyuru geldi. Ben de onun için dedim bir FPS yapayım bakayım. Abi dedim lan adamlar zaten salak. Hani bir tane pistol alayım. Zaten o Çok. 17 tane 18 tane mermi var. Ben dedim temizlerim hepsini. Ondan sonra indim abi aşağı. Bak girmedim bile bölgeye. Şöyle kafayı uzattım zıf yaptı bir şey. Oh. Kanama. Hop enjektörü bastım. 3 tane enjektör vardı Allah'tan yanıma. Kanama. Ondan sonra konteynerin oraya kaçtım. Patır 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 etrafıma geldi hepsi. Biri oradan tarıyor, biri oradan tarıyor. Ben geri kaçtım. Sardılar seni Abi yani. üstüme sürdüler lan. Üstüme Ha, geldiler. Yani asansörden beni geri agresif sürdüler. Beni geri sürdüler. oynuyorlar. Normalde mal gibi dikilen adam geri sürdü. Ben silahsız kaldığım için asansöre kaçmak zorunda kaldım. Normalde adam biri sağdan geldi, biri soldan geldi. Benim hani şarjörleri bir de panikledim ben üstlerime gelmelerini beklemiyorum ya. Panikledim çat 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 arka arkaya sıktım. 17-18 tane mermiyi 3 kişide bitirdim. Daha var 6 kişi, 7 kişi. Ben dedim öleceğim burada herhalde. Şimdi asansörle bir üst kata çıktım. Manyetik tabanca ile ölenlerden ilk öldüklerinden bir tanesinin silahını Silahını çektim kendime. Bir iki tanesini daha temizledim. Yine üstüme geldiler falan. Onun da cephanesi bitti. Öyle yaptım, böyle yaptım derken bir tane loot sandığı buldum. Loot sandığının içinde Allah'tan silah varmış. Kalanını öyle temizledim. Yoksa beni duman edeceklerdi. çıkamazdım belki oradan. %90 çıkamazdım. Bir de geçen sana da anlatmışımdır. Kara bölgesine uçakla ineceğim. Hani tek bir tane hedefim var. Abi Call of Duty oynuyorum sandım. Aşağıdan uçağı nasıl ateş ediyorlar? Deli gibi. Zıv zıv her yer takara tukara takara tukara hani hasar da almaya başladım. Da Dedim çok lan oğlum fazla. bunlara bir şey olmuş yani. Bunlar bildiğin yürek yemiş dedim. Güzel olmuş dedim yani. İyi Aferin. olmuş kesinlikle. Kesinlikle daha Aynen. iyi oluyor. Bu şey soruya bağlı bir soru daha geldi aklıma. Onu da sorayım abi. Şey, peki bu update'ler oldu. Bir sürü update geldi. İyi kötü işte yapay zeka, gemi bilmem ne. Peki gelmesini istediğin bir yama var mı? Ya kardeşim şu düzeltilsin. Ya da işte şu eksik. Şu iyi ama daha iyi olsun dediğim bir şey var mı? Abi yani şey var ya bu serverdan düşme bug'ı. O çözülsün abi. Her şey okey mi bak. Hani karakter duvara sıkışsın yeniden başlatayım problem değil olabilir. Ama bak abi server Patlasın. yok gerçekten sorun değil. Hani sigortadan çağırıyorsun falan filan ama server seni çok zamansız yerde atıyor ya. Abi görev reytingimi kaybediyorum bu sefer. Hani göreve başlamışım. Görev başarısıza düşüyor. Yapamamış Anladın gibi mı? oluyorsun. Ya da Ha, görevi terk etmiş gibi oluyorsun. terk etmiş gösteriyor. Oo, ceza veriyor mu?
Rütbem kayboluyor abi. Rütbem düşüyor. Oo, Tekrar tamam. Çalmaya okey. Çalışıyorum. Okey. Sıkıntıymış o abi. Gerçekten büyük sıkıntıymış. Yani bunu yani, eğer Star Citizen ekibi bizi izliyorsa, ki biliyoruz izliyorlar yani mutlaka bunu. zaten şey yapıyorum ya, sürekli aktif olarak geri dönüş yapıyorum onlara. Onu soracağım hani... abi. Sen dediğin gibi çok aktif geri dönüş yapıyorsun. Bug'ları bildiriyorsun vesaire bilmem ne. Aynen, hani bu anlamda aynen. Bir topluluk katılımcısı bilmem ne, öyle bir şey olabilir mi yani? Çünkü genelde bu tip oyunlar 3-5 kişiye belli ülkelerden verirler. Ya o olabileceğini, olabilir, olmaz diyemiyorum ama hani şey olarak kurumsal oluşum şeklinde o tarz bir şeye çok uygun değiller gibi geliyor bana. Anladım. Biraz daha içe dönük bir belki, ya kendi içimizi hallederiz kafasındalar belki, bilmiyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Anladım. Peki mesela ben World of Tank oynuyordum abi, tamam mı? Hı-hı. World of Tank oynamadan önce tank mekanikleri, zırh, mermiler, aktif zırh, reaktif zırh gibi olaylara çok hakim değildi. Ya da işte mesela hı-hı, CM oynarsın, gidersin İngiltere 4. Lig'deki takımdaki topçuları bilirsin. İlk 11'ine Hull City'nin gözün kapalı sayarsın. Bu sana aslında oyunun kattığı bir bilgidir. Star Citizen sana böyle bir bilgi kattı mı? Ya da gerçek hayatta işine yarayacak bir şeyler aldın mı? Aldıysan nedir? Almadıysan da zaten almamışsındır o bir şey olsun. Valla dostum şöyle söyleyeyim. Star Citizen bana sabırlı olmayı öğretti. Vay! Feng Shui. Gerçekten. Yok, Feng Shui'den ziyade abi şöyle bir şey var. Adam bana baştan bir şeyleri söylüyor. Söylediğini de tekrar tekrar söylüyor. Bak diyor ki ben alfayım. Şu kadar zamandır geliştirilmekteyim ve envai çeşit bug'la karşılaşabilirsin. Ben seni uyarıyorum. Diyor. Ve ben buna rağmen delleniyorum, fıttırıyorum, deliriyorum. Sonra anladım. Ben diyorum niye fıttırıyorum ki? Yani niye fıttırıyorum yani? Bir, çünkü adam zaten beni zaten start vermeden önce beni uyarmış. Uyardığı sana için. Sana söylemiş. Yani sen bilerek girdin bu suyun içine. Şimdi şikayet etme. Bu bir. İkincisi abi şey var. Kar zarar eğrisi. Karım ne? Çok eğleniyorum. Çok başarılı bir atmosferi var. Zararım ne? Bug'a girdiğinde fitil oluyorum. Veya hani saldırıya uğradığımda da küfür ediyorum ama o oyunun dahilinde olan bir kızgınlık olduğu için o sayılmaz. Oyunun dinamiklerine kızdıklarımı saysam kaç keredir abi? 5 keredir, 6 keredir. Kaç aydır oynuyorum? Bayağıdır oynuyorum. Şimdi öyle düşününce abi yani alfa seviyesinde bile, bak beta seviyesinde olup da bu kadar hani sorun yaşadığım oyunlar da gördüm ben. Anladın mı? Oyun alfaya geç, beta seviyesine geçmiş. Evet. Bundan daha çok bug'ı var. Anladın mı? Var yani. Kesinlikle. O yüzden abi sabırlı olmayı öğrendim. İnsanlarla iletişim ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Ya oyun ilginç bir şekilde, bak cidden söylüyorum sana, ticareti öğretiyor sana. Tamam mı? Para yönetimini öğretiyor. Evet. Şimdi ama bu senin oyun tarzınla. Bunu da söyleyeyim herkes. Belki adam gidecek, kelle avcılığına gidecek. Orada bile olsa yine hani yatırımını doğru yaparsa, nasıl arttığını yanlış yaparsa, nasıl azaldığını kendisi birebir yaşayarak öğrenecek. Öyle söyleyeyim sana. Eyvallah. Peki şey, böyle oyun içinde favori bölgen var mı? Ya da böyle keşfettiğin gizli yerler? İşte... Var. Var. Ne yani abi? Şey var. Gizli bilgi olmakla beraber bunlar çok gizli bilgi. Ya öyle bir şey ben de duydum ama ya, o sizin chat odasına girdiğimde Discord'da hani öyle bir muhabbet döndü, hani ya kimse, yayıncılar ya da şunları söylüyor, işte görevleri söylüyor, bilmem nereyi söylüyor. Herkes oraya gidiyor falan, bir muhabbet duydum abi. Abi şöyle bir takım mesela bölgeler yayıncıların paylaşımından sonra hani para tamam, kaynağı bulmaya çalışan insanlar YouTube'da içerik aradığında şey oluyor, cazibe merkezi oluyor. Bu sefer de bu korsanların ilgisini çekiyor. Örneğin Yela. Yela. Yela'daki astro şeritleri var ya, Satürn'ün etrafındaki astro şeridi gibi düşün. Biliyorsun evet, sen oraya gelmiştin. Evet. Yela'daki korvet enkazları, abi ben ya aylardır oynuyorum, oradaki enkazlara kimse dokunmazdı.
Ne zaman ki öğrendiler, enkazlardan güzel para çıkıyor ve enkaz toplayan gemiler hani 13-14 milyonluk lootla geziyor. Abi hedef olduk biz. Anladın abi, mı? Ama bunu bir engelleyemezsin be ya. Nasıl yani? Abi yayın şu an mesela bu yayınlandığı için artık bu sır değil, biliniyor. Ha, okay. Yayınlandığı için ben bunu rahatlıkla söylerim artık. Peki, herkes öğrendi. Onun dışında var mı hani ya bak şunu yapın. Var diye. Abi. Var abi. Mesela atıyorum şeyde ARKCORP sisteminde ARKCORP gezegeninin olduğu 3. uydu Vala olması lazım. 3. uyduda mağaralar var abi. Mağaralarda kuantinitum madeni var. Çok değerli bir maden. Hani illegal yollara bulaşmadan, legal yollardan para kazanmanın en hızlı yollarından biri. Ama sensitif materyal yani sarsıntıda patlıyor. Oo. Dikkatli taşınması gerekiyor. Aa, çok iyiymiş. Yani ve belli bir süre içinde hani bozunum süresi var. Bozunum süresi bitmeden götürüp teslim etmen, işlemen gerekiyor. Ha, atıyorum 6 saat sonra bitti gitti gibi bir şey. Bizim kuantum motorlarında kullanılan yakıt. O bu bilgileri nasıl öğreniyorsunuz? Bir yerlerden falan mı görüyorsunuz yoksa? Okuyorum abi. Okuyorsun. Bunun bir şeyi var. Star Citizen Wiki var. Orada mesela şimdi özellikle onun için sırf bir bölüm yapılır. Star Citizen lore'u hani hikayesi bizim şu andaki hani mevcut dünyamızla eş zamanlı gidiyor. Mesela şeydir ya bazı oyunlar atıyorum Star Wars ne der abi? Uzun uzun upuzak gezegenlerde, upuzak galaksilerde, upuzak zamanlarda der. Evet. Bunun lore'u öyle değil. Diyor ki işte Yuri Gagarin şu zamanda Ay'a gitti. İşte 2150'de işte Robert neydi lan? Bu şey Robert Jones muydu neydi sahibinin adına? Unuttum şimdi şirketin 2150'de. Adını. 2150'de işte kuantum motorunun ilk prototipini üretti. 2300'de kuantum motorunun çalışan ilk modeli yapıldı. 2370'de ilk kuantum sıçraması yapıldı. Bir tarih 2000, yazmış bilmem, aslında. Yapay bir hikaye tarih oluşturmuşlar ve şu andaki tarihlerine gelmişler. Yani bu sistemde aslında hani alfa seviyesinden çıktığında dünyanın olduğu solar sistem, pyro sistem, aşağı yukarı 100 tane 100'e yakın sistem olacak deniyor. Şu anda aktif 3 tane sistem var diye biliyorum. Bir tane yok mu? Biz bir tane güneş sistemindeyiz o. Şu anda hani halka açık masif multiplayer'da bir tanesi çalışıyor. Ha, evet. Bundan 100 tane mi olacakmış? Evet. Zaten işin korkunç tarafı da o ya. Acayip şimdi, bir şey lan. Bu ya. Peki geçiş olacak mı? Mesela atıyorum ben falanca işte, oha. Bak zaten şu an public test serverlarında yanlış hatırlamıyorsam ya 2 ya 3 sisteme geçiş yapabiliyorsun. Hani Pyro sistem var. Bustanton yıldızı. Pyro yıldızı var. Bir tane de Terra mı? Bir Terra değildi ya. Başka bir şeydi. Bir şey daha vardı. Bir yıldız daha var. Yani 3 ayrı sistem arasında gezebiliyorsun public testte. Ama public testin şöyle bir olayı var. Abi oradaki her şey günlük. Girdin, yaptın görevleri. Ertesi gün her şey resetlenmiş basıyorsun. Çünkü orası test server abi. Anladım. Yani sadece bir şeyleri test etmek ve halka demeyelim de belli kişilere açıktır diye. Seçilmiş kişilere açık. Aynen. Yani onlar bir ara ben de o şeyi hani giriş biletini almıştım ama onun süresi varmış. Ha, o süre geçirdiğim kaçırdım. İçin girmeye çalıştığımda arkadaşım ticket'ın süresi dolmuş dedi bana. Kaçırdım, evet. Kaçırdım. Peki abi şimdi sen bayağıdır oynuyorsun. Hani bu tecrübelerine dayanarak, bu tecrübelerine istinaden oyunculara, yeni başlayan oyunculara özellikle neler tavsiye edersin? Neler önerirsin Star Citizen oyunuyla alakalı? Sonra şeye geçeriz. Gemi memi muhabbetini anlatırsın. Hani hangi gemileri... Aslında bunu da bu arada söyleyebilirsin ya. Oyunculara neler tavsiye edersin? Hangi gemileri alsınlar? Diyelim. Şimdi şöyle abi. Oyunculara tavsiye edeceğim şey şu. Öncelikle bir kendilerine baksınlar, tartsınlar. Abicim ben sabırsız bir insanım. Ben böyle şeylere gelemem diyorsam direkt çarpıya bas sayfayı kapat. Defol git. O derece diyorsun. O derece. Çünkü gerçekten bilgisayarını kırdırır sana.
Sonra demek ki sen tavsiye ettin bana. Ben senin yüzünden bilgisayarımı kırdım. Hayır abi. Gerçekten hani güzel bir deneyim yaşatacak sana. Ama olumsuz deneyimler de yaşatacak, onu söyleyeyim. Hani bunu kaldırabilecek bir sabır ve soğukkanlılığa sahip değilsen direkt uzaklaş. Evet, neler tavsiye edersin Günay yine şey alacaklara, paket alacaklara hangi paket tavsiye Burada edersin? Pledge Store. Rehinci demek Pledge. Pledge Store rehinci dükkanı. Şimdi abi game package'lerden başlangıç seviyesi game package'ler. Diğerlerine hiç bakmıyorsunuz. Game package'e giriyorsunuz abi. Game package'e girdiğinizde size zaten bakın burada game package'ler kesenize göre 1100 dolara kadar olan 45 dolardan başlayıp 1100 dolara kadar olan çeşitli paketler var. Şimdi Aurora MR bu 45 dolarlık paketler starter seviyesi dediğimiz gemiler sadece ama sadece çok küçük. Hani elle taşınabilecek bire kasası boyutundaki konteynerlara koyabileceğiniz kargolar, kargo alanları ve kendinizi sağa sola götürebileceğiniz boyutta gemiler. Eyvallah. Yatakları Aurora MR'ın yatağı var mıydı hatırlamıyorum ama hani yatak tüpü gibi bir şey olabilir. Bunda böyle küçük delik gibi bir yer. Yatağın önemini sonra söyleyeceğim. Şunun yatağı yok mesela Mustang Alpha'nın. C8 Pisces'ın yatağı var. Yatağı olması önemli abi. Kargo Cutter yine taşıması da önemli mi? Kargo da taşısın bence değil mi birazcık? ona da geleceğim ama öncelikli olarak Eyvallah. hani boyutlarına bakacağım. Şimdi bu ilk iki gemiyi bence hani ilk düşünenler pas geçsinler. Çünkü yani gerçekten start seviyesinde bu böyle şey için yapılmış gibi geliyor bana. Hani tadına baksınlar zaten upgrade edecekler. Ha, vay. Önce Anladın bir mı? dükkana sokalım. Önce bir Ha, mağazaya girsin. çünkü şununla hiçbir şey yapamıyorsun. Anladın mı? Bununla iş yapmaya kalktığın zaman 5000, 5000, 3000, 3000 kazanıyorsun ve ilerlemiyor. Zaten standart bir 3A oyun dediğinde 60 dolar, 50 dolar seviyesine geçtiği için bu oyunu 45 dolar gibi düşünmeyin abi. 60 dolar bu oyun. Anladım. Starter package 60 dolar abi. O da tavsiye edeceğim şey starter package'te cutter'dır abi. Neden? Çok başarılı bir kargo alanı, yaşam alanı ve böyle dengeli bir alan kullanımı olan bir gemi. Diğerlerine kıyasla atış gücü belli bir seviyeye kadar yükseltilebiliyor. Yatay kalkış, dikey kalkış ve benzeri durumlarda çok verimli bir gemi. Yakıt kullanımı verimli. Hani endüstriyel seviyede bir gemi olduğu için hani şuna vereceğiniz parayla bence şunu alın derim. Benim de starter gemim buydu zaten. İlk etapta bunları denedim ben. Yani gerçekten bunlarla hayat geçmiyor. Çok zor. Şu başlangıç seviyesi için iyidir diyorum. Ondan Kargo da sonrasında taşıyabilir. Görevleri de atış gücü de iyi. Okey abi devam. ve şey de var. Şimdi oyun içinde hani kendiniz için aldığınız lootları yüklemek için iki SCU yani standart kargo unit kısaltması olarak kullanıyorlar ağırlıkları orada. SCU, SCU yani. SCU'luk konteynerlardan iki tane koyabiliyorsun içine. Misal atıyorum göreve gittin. Dünya kadar loot topladın abi. Manyetik traktörle konteyneri indiriyorsun. Hepsinin içine dolduruyorsun abi. Gırtlağına kadar dolduruyorsun konteyneri. Bu geminin içine koyuyorsun. Ondan sonra git silahları sat. Misal. Yani kimse sana engel olmuyor. Veya onları stok olarak kullan. Geminin içinde tut. Göreve çıktıkça kullan kullan dur. Hani Anladım, güzel. silah satın almaya para harcama. Sana Mantıklı. kalmış. Gelelim 100i'ye. 100i abi şey gibi. Mercedes C180 gibi. Ben de Lüks bir almıştım. araç. Lüks bir araç. Expedition, keşif, gezme için güzel. Ama kargo kapasitesi şunun kadar. Şunun kadar. Yani bira kasası şeklinde birkaç kutu koyabiliyorsun. Fazla koyamıyorsun. Ama yatağı mata şey lüksü verdiği keyif güzel. O kadar. Fazla bir beklentiye girmemek lazım. Gezmek amaçlı bu. Hani para kazandın zaten. Paran var. Gezmek istiyorsun. Hafif bir araç istiyorsun gezmek için. O zaman oyun içinde al. Anladım.
Starter seviyesinden sonra ise biraz ben kesenin ağzını açabilirim arkadaş. Her işi görsün benim için diyorsan da Avenger Titan. Aslında bana sorarsan oyunun en versatil, yani kullanışlı, çok yönlü gemisi bu. Şundan da fazla. Yani Cutter'dan da fazla. Neden? 15 kargo kapasitesi. Aynen. Kargo kapasitesi bunun ya 4 ya 2, bunun 8. Ondan sonra aynen balistik topu var, lazer topu var. Yani atış gücü şey olarak belirgin şekilde bundan üstün. Hız olarak bundan üstün. Yakıt kuantum olarak bundan üstün. Yani birçok yönden üstün. Yani aslında en dediğim gibi çok yönlü multi gemi olarak düşünenler için şu. Başlangıç bu. Multi bu. Diğerlerini oyun içinde zaten kazanabiliyorsun. Buradan itibaren artık fanteziye giriyor. Evet, zaten herhalde o 1100 dolarlığı da kalkıp bilmiyorum yani alacak kişi var mı? Sanmıyorum. Gelelim ona. Şimdi kardeşim, 1100 dolar dediğin zaman more info'ya tıklıyoruz abi. Aslında 1100 dolara sana bu gemiyi vermiyor. Nasıl yani? Daha mı fazla pahalı, daha mı az ucuz? Şey, ucuz. Şimdi girsin sayfaya, göstereceğim. Girerse tabii. Error. Proceed with caution. Maintenance level. Şu an ağır yük altındayım diyor. Bak paketteki şeyler. 1100 dolar aldığında karak alıyorsun. Pis salıyorsun. 2 tane Silent Rene alıyorsun. Bir tane Terrapin alıyorsun. Bir tane Dragonfly. Bir tane Freelancer dur. Bunların hepsi o paketin içinde. Yani aslında sen paket alıyorsun ve bu paketin içinde 2, 4, 6 gemi var. Evet. Oo, ve çok iyi. Şuradaki şeylerin hepsi var. 20 bin starter parası, Expedition Plush'i ve bu şu hard copy bir ürün. Yani gerçekten anahtarlık şeklinde peluş bir oyuncak. Ama sınırlı üretildiği için gelmeyebilir. Abi, yani 1100 dolar vermek yerine starter paketini tercih edecektir bence herkes. Ben hani kendim için öyle söyleyeyim. Bence de. Yok, şunu demeye çalışıyorum. Ben baktığında gemi diyor ya, gemi değil aslında. Anladım. Yani bu bir starter package. Bunlar da starter package'lerde zaten genellikle bak pack dediği için içine girdiğinde ne vardır içinde söyler sana. İçinde gemiden başka bir şey vardır. O da nedir abi? Mesela sende dijital kitapçık varmış. Çok önemli. In UAC'si vermiş. 6 aylık sigortası varmış. Kendine ait bir hangarın varmış. Misal atıyorum, başka bir tanesine girelim. Ne demiş arkadaşım? Şu. Andromeda demiş. Andromeda'yı aldığında sana ne veriyormuş? Bak, bir tane kara aracı veriyor, bir tane Andromeda veriyor ve şunların hepsini veriyor. Oo. Anladın mı? Paket olarak alıyoruz yani. Ama paket yani. Şöyle söyleyeyim. Değer mi? Değmez. Değmez kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, zaten aslında benim gördüğüm kadarıyla, yanılıyorsam Günay yine düzeltir. Oyunda zaten parayla, normal oyunun kredisiyle alabileceğiniz gayet kaliteli gemiler var değil mi abi? Bunların hepsi, şu burada gördüğün hepsini şeyde alabiliyorsun abi. Oyun içinde hani oyun, görev yaptıkça süper, alabiliyorsun. Süper abi. Okey. O zaman şimdi ben seni tekrar ekrana vereyim. Bu ekranı kapatalım. Kapatalım. Şimdi sen yayını kapat istersen. Bir saniye. Daha kapatıyordum lan. Ha, şuradan. Ya. That's good. Şimdi seni nasıl göreceğim ben, yine bir dakika. Hiç kımıldama acı sen. Bakayım. Vallahi oldu. Tamam. Tamam, ben buradan keserim bunları, devam ederiz. Evet. Evet abi. Bakayım hangi soruyu sorduk biz? Onu sorduk. Sizinle ilgili oyunculara yeni başlayan. Onu sorduk. Yeni başlayan oyuncular hangi pakete bunu yaptık? Oyuncu geleceği hakkında neler düşünüyorum? Tamam. Şimdi abi toparlıyoruz. Tamam. Son finallere girdik. Evet, aslında birçok gemiyi anlattı, birçok paketi anlattı Günay, sağ olsun. Artık hani bununla alakalı siz de hangi paketi alacağınıza karar verebilirsiniz. Peki Günay, oyunun geleceği hakkında, daha yeni bir oyun aslında. Yani din derken henüz olmuş ama daha da olmaya devam eden bir oyun. Geleceği hakkında beklentilerin nelerdir? Umudun var mı oyunla alakalı? Yani bu oyun bir yere gelebilir der misin? Aslında bir yere gelmiş ama devam eder ve gerçekten tutar der misin? Yani şunu görmesem demezdim. Hani mesela 3.17'den beri takip ediyorum dedim ya.
317'yi merak eden arkadaşlara tavsiye ediyorum. 317 versiyonundaki grafikleri açsınlar, seyretsinler. 318'i izlesinler. 319, 320, 321 gelişmenin seviyesini bir görsünler. Ondan sonra şimdi sürecin zaten sitesinde aktif olarak paylaşıldığını göreceklerdir. Hani geliştirme sürecinde ne aşamadayız, ne yapıyoruz? Oradan takip ediliyor. Şimdi adamlara hak vermeli miyim, vermemeli miyim? O kısmını yargılaması bana düşmez. Ama single player tarafı var ya bunun, Squadron 42. Squadron 42'nin asıl hani buglardan arındırılmış ve asıl %100 yaşayan oyun motoru Star Engine dediğimiz engine. Squadron 42'de şu an aktif olarak çalışıyor zaten. Bunda bütün hani içerik kütüphanesi direkt olarak Squadron 42'nin oyun motoruna aktarıldığında biz bunu 4.0 güncellemesi olarak, kendileri de böyle söylediler zaten. Bu oyun 4.0 güncellemesine geldiği anda hani neredeyse bugsız bir oyun haline gelecek. Squadron 42 motoruna geçtiği için. Geçti, anladım. Ki eski bug'lara da bayağı ayıklandığını, temizlendiğini söylüyorsun. Yani aktif olarak şu anda gördüğüm kadarıyla zaten bu motorda ısrar etmenin sebebi, anladığım kadarıyla, hani insanlar kopmasınlar diye. Anladım. Hani burada kalmaya devam etsinler, eğlensinler, vakit geçirsinler. Zaten her seferinde diyorlar, bakın arkadaşlar, bu oyunda kazandığınız paraların hepsi 4.0 moduna geçtiğimizde silinecek. Gemilerinizin hepsi silinecek. Sadece paketler kalacak ama, değil mi? Paket aldığınız, evet, şeyler kalacak. Evet, okay. Paket aldığınız şeyler kalacak. Okay. Para biriminin AUAC olmasının sebebi şu. Alfa versiyonu için, wow, yapılmış UAC. Güzel. Anladın mı? Güzel bilgi. Güzel. Valla Günay, sağ ol. Böyle sohbet muhabbet gitti. Kaç dakika oldu? 1,5 saate de yaklaşmışız neredeyse. Kesip biçince o 1 saate düşer. 1 saate düşer büyük bir ihtimalle. Çünkü arada bayağı bir kahve aldım, bir şey oldu, işte durup dedik şunu ekrana verelim falan. 1 saate düşer tahmin ediyorum. Teşekkürler, sağ olasın. Bence güzel bir rehber oldu. Bir de çok hızlı bir video çekilsin. Aslında şöyle söyleyeyim ben. Çok Star Citizen o kadar detaylı bir oyun ki belki biz şu anda %20'sini falan konuşmadık yani. Benim bildiğim. Belki Günay daha fazla diyecektir. Bu oranı daha fazla bir oran verecektir. Uzun video oldu ama yararlı bir video oldu. Ben zaten part part da ayıracağım, böyle yazacağım hepsini. Senin söyleyeceğin, toparlayacağın ya da aklına gelmeyen, benim sormayı unuttuğum bir soru var mı? Ya da ekleyeceğim bir şey var mı? Bu paylaştığımız şeyler yani beginner, başlangıç seviyesindeki bilgiler. Anlatabiliyor muyum? Yani birçok şey var. Şimdi şu arka planda çalan loop'ta bile, sondaki dogfight'a gittin gidebiliyorsan, gidersen mesela, orada bile birçok hani detay var. Hani işte dogfight'a girdiğinde yapacağın taktikler olabilir. Şimdi bir dogfight oluyor burada. Buralar şimdi var. Mesela aynen burada başladığımız zaman, bakın şu anda kullandığım cihaz oyunun en düşük seviye lazer topu Badger. Yani ikinci seviye 2, öyle söyleyeyim. 4 tane var çünkü balistiğim bitmiş ve karşımda geminin hepsi kapital gemi, büyük gemi. Yani şeye benziyor bu, sapanla Kiklops'u öldürmeye çalışmaya benziyor. Okey. Ve burada hani bir süre sonra taktikleri öğrendiğiniz zaman şey olacak. Siz artık elinizde Badger mı var, sapan mı var? Abi balistik kalmadı mı? Nasıl saf dışı bırakırsın? Nasıl bu durumdan sağ kurtulursun? Nasıl atıyorum ya bir yere baskına gideceksin, görünmeden oraya yaklaşırsın? İşte elektromanyetik izini düşürürsün. Cross section, hani radardaki metal görünümünü, hani radar görünümünü düşürürsün veya İşte infrared görünümünü düşürürsün, operasyona nasıl hazırlanırsın, birçok detay var. Bizim şu an konuştuğumuz sadece Star Citizen 101 abi. Anladın mı? Aynen öyle. Şeyi de söyleyeyim, senin bir YouTube sayfan ve Twitch sayfan var. Böyle yayınlar da yapıyorsun. Çok belki aktif kullanmasam da evet var, ileride daha aktifleşecek. Yani onu da istersen söyle, ben videonun altına da link olarak veririm senin sayfayı.
Star Citizen'la alakalı daha fazla içerik oradan bulabilirler. Evet, şimdi hazırlık yapıyorum. Hani bir takım bir şeyler hazırlıyorum. Yavaş yavaş oraya atmaya başlayacağım. Günay Topaloğlu dediğiniz zaman zaten çıkacaktır. Başka henüz hani Günay Topaloğlu dediğinizde başka bir sayfanın çıktığını görmedim. O yüzden yanlış bir isme benzeme şansı yok. Farklı bir isme benzeme şansı yok. Çıktığında muhtemelen o benimdir. Zaten Star Citizen içeriği gördüğünüzde tamam ya. Bu bizim Günay abinin sayfa diyebilirsiniz. Aynen. Ben zaten linkte paylaşırım. Aynen. Şu anda bak normalde Badger'la koca Reclaimer'ı düşürdüm. Aynı çatışmanın içerisinde bir tane Andromeda'yı düşürüyorum. Bak bu Gunship dediğim gemi. Tek başımayım ve oyunun en küçük silahıyla çatışıyorum. Bak dikkat ederseniz ekranların karşınızdaki ekranların hepsi interaktif. Aa, evet hani, ya o muazzam şey değil. Bir şey abi ya. Hani hiçbiri böyle hani oraya dekor olsun diye koyulmuş şeyler değil. Bakın belli bir kalkana sürekli vuruyorum. Yani arkasına girdim tek bir kalkana çalışıyorum abi. Hani gimbal beni bir yöne kilitledi diye ben gimbal'ın ateş ettiği yöne ısrarla oraya ateş etmiyorum. Çünkü gemi sürekli hareket halinde olduğu için döndüğünden dolayı sana doğru kalan kalkanı hep farklı bir kalkan kalıyor. Ve sen her harekette yeni bir kalkanı yapmaya çalışıyorsun. Ama bir kalkana konsantre olduysan abi o kalkan çok kısa sürede eriyor ya. Zaten. Ondan sonra zaten full'a hani gövdeye çakmaya başlıyorsun ve kısa süre sonra patates oluyor. Evet. Bir de... Bu bile bir yerden sonra hani deneyimle kazanılan bir şey. Baştan random vurarak düşürmeye çalışıyorsun. Yemiyor, ölüyorsun. Ben bu anlattığını şeye benzettim. Hani Rusların uzay gemileri bilmem ya da uzay gemileri diyorum işte uzay mekikleri vesaireleri biraz daha manueldir böyle ya. Hani daha hı-hı, böyle ustalık ister. Şu yaptığın o. Mesela rastgele ateş edeyim yani bir yere gidecek değil de elektroniğe bağlı kalayım değil de hayır abi ben gimbal. Gimbal bu arada sizin nişan gahınızı otomatik olarak gemiye kilitliyor. Hani o yuvarlağın içinde bak şu an arkadan sürekli vurduğum için adamın artık kalkanı düştü ve birkaç atıştan sonra indi aşağı. İndi, aynen. O ortada gördüğünüz yuvarlak var ya düşmanı o yuvarlağın içinde biliyorum, tutmanız yeterli. Şu. Evet. Bak ısrarla aynı yere vuruyorum. Ama bu da işte yani, deneyim abi ya. Yani tamamen deneyim bu. Yoksa ya şimdi normal şartlar altında hani fevri bir insan olsa sinek gibi bunun etrafında dolanır. Bir alttan vurur, bir üstten vurur, bir öyle vurur, bir böyle vurur. Yok abi o şekilde efektif çatışamıyorsun. Bir işe yaramaz. Anladım, evet. Evet, bir de şey diyeceğim Günay, bir kod yollamıştın. Onu da ben şimdi ekrana vereyim. O kod nedir, ne değildir? Ondan da bahset. Sonra da zaten şimdi Star Citizen'a katılan arkadaşların şeyleri vardır. Kullanıcı kimlikleri vardır ve bir paket aldıklarında, starter paket aldıklarında referans kodu giriş kısmı vardır. Ve bu kod kendilerinde de olur. Paket alırlarsa eğer. Benim kodumu oraya girerlerse bana ve ona Star Citizen şirketi yani CIG Games bir bonus verecek. Hani birincide mesela işte Hovercraft mıydı? Hovercraft veriyordu bir dönem. Mesela bedava bir gemi sizin hangarınıza kalıcı olarak hani oyun içi değil kalıcı satın çok almışsınız güzel, gibi. Süper. Hesabınıza ekler ve bunun seviyeleri vardır. Bir kişi eklediğinizde Hovercraft'tır. Üç kişi eklediğinizde kara aracıdır. Dört kişi eklediğinizde işte atıyorum bir uzay gemisidir. Onun bir listesi var zaten Star Citizen sayfasında. Hani referral programı dediğiniz zaman hani seviyeler arttığında size pledge olarak hani rehin olarak hani satın almışsınız para vermiş de satın almışsınız gibi hangarınıza bonuslar verir. Abi, bu süper bonusları alabilmek için bu kodu benim kodum bu. Benim referral kodum. Benim referral kodumla alım işlemini yaparsanız ben de kazanırım siz de kazanırsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Eyvallah. Aslında kodu kullanmak da basit. Yani kayıt satın alırken referral kod yazan yere bunu yazıyor. Bitti gitti o kadar. Kesinlikle. O kadar basit. Evet, Günay sağ olasın. Ağzına sağlık. Var mı diyeceğim bir şey? Kapatalım artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Sevgiler, saygılar. Uzayda kalın. Sevgiler. Dikkat atmosfer falan sıkıntılı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.